gibi kumruç gibi berduş olursan belediyene köset berduş. Dalgalım, kalbimden vurulmuşum. Şimdiye 81. filmini çok büyük titizlikle gene sizler için hazırladı. İçemezsek dökeriz, ne var? Hı? Hesap ne kadar oğlum hesap? 985 lira. 985 lira. 985 lira bakalım. Berduş. Çok kıyak bir komedi ha, hem de müzikal. Berduş be. Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. Duşta topladı. İşte şarkıcılıkta tek tabanca, genç kızların rüyası Erol Büyükburuş. Duşta topladı. İşte şarkıcılıkta tek tabanca, genç kızların rüyası Erol Büyükburuş. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. İyi bak ahbap, o zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, iki... Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için... Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek alıyoruz. İşte bu filmde gırgırım yerinde. Adını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim. Yanık yanık yüzlerine, ona sırlı ellerine. Yanık yanık yüzlerine, ona sırlı ellerine. Dostluk kaçan dillerine, kurban olam senin. Senin, senin, senin kardan. Ovam sensiz neye yarar, sen varsın ya bahar. Ovam sensiz neye yarar, sen varsın ya baharım var. Bereket getiren elin, yüreğinde tek düşüncen yarın. Yarın, yarın, yarın kardan. Bereket getiren elin, yüreğinde tek düşüncen yarın. Güneş doğdu yücelere, canlar kurban sevenlere. Toprağımın gülüsün sen, kim bilir yarın nerede duyulacak sesin. Sesin, sesin, sesin garip. Toprağımın gülüsün sen, kim bilir yarın nerede duyulacak sesin. Sesin.
merhaba derken başlar ayrılık. Gülmeyi bilmem şarkım hıçkırık. Nasıl güleyim kader rüzgarı, nasıl güleyim kader rüzgarı, kader rüzgarı. Kırdın içimde yeşil dalları, kader rüzgarı, kader rüzgarı. Kırdın içimde yeşil dalları, tükendi ömrüm, gitti boş yere. Daraldı dünyam, gök sanki yerde. İnsafın yok mu, bir an dur esme. Son gecem değil, kader rüzgarı. Çıldırdınız mı siz? Bırakın! Bırakın beni! İnanın bana, hiçbir derdin çaresi ölüm değildir. Ne olur, ne olur bırakın beni! Yaşamak istemiyorum! Yaşayıp yaşamamanın kararını bizler veremeyiz. Sadece dünyaya gelir, yaşar ve ölürüz. O kadar. İnanın! Ölmek istiyorum! Ölmek istiyorum! Uzun ettiniz ama, kendinize gelin. Bir bunalım geçiriyorsunuz besbelli. Önce bir eczaneye uğrayıp, sinirlerinizi yatıştıracak bir hal alalım size. Sonra sakin bir yerde oturup tartışırız bu ölüm konusunu. Hadi. Biraz açıldınız mı? Şimdi söyleyin, neden canınıza kıymak istediniz bakalım? Bir aşk mı sizi bu karara sürükleyen? Anladım, cevap vermek istemiyorsunuz. Cevap vermeye de mecbur değilsiniz zaten. Yo, sakın 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 ha, yeniden ağlamak yok. Eskiden ölüm benim de çok kereler geçmişti aklımdan. Ama bir idealim vardı kafamda. Zengin ve şöhretli olmak. İşte bu ideal, içimdeki ölüm arzusunu silip süpürdü zamanla. Sahi, sizin bir idealiniz yok muydu? Yok. Kiminiz kimseniz var mı? Anlaşıldı. Bu soruma da cevap vermek istemiyorsunuz. Onu da geçelim bir kalem. Sizi meşgul edecek bir şey bulmak lazım kanımca. Mesela resim yapmasını sever misiniz? Hayır. Ya pul biriktirmesini, koleksiyon yapmasını filan? Hayır. Müzik, müzikten hoşlanır mısınız? Her ne kadar sizin gibi meşhur bir şarkıcı olmasam da bir zamanlar... Evet, devam edin. Bir zamanlar. Bir zamanlar sesimin güzel olduğunu söylerlerdi de. Güzel. Şimdi sizi yeniden hayata bağlayacak bir şeyler bulabildik demektir. Buyurun kartımı. Yarın öğleden sonra sizi mutlak yazıhanemde bekliyorum. Artık kalkabiliriz. Sizi de istediğiniz yere bırakabilirim. Yalnız önce söz verin bana, yarınki randevumuza kadar intihara teşebbüs etmeyeceğinize dair. Söz mü?
Sade oldu. O halde kalkalım. Çocuklar, bu bölümü bir daha geçeceğiz. Dikkat! 1-2-3, 1-2-3, hop! Kalbimin kilidini aşkınla aç verdin. Girilmez bir bahçeye aşkınla giriverdim. Seninle yıldızlara ulaşmak istiyorum. Çiçeğim gülüm benim, seni çok seviyorum. Seninle her şey güzel, bir cennet bana her yer. Hiç bitmesin istiyorum bu sihirli geceler. Kalbimde, ruhumda, içimde, şarkımda hep sen varsın. Her seven gönülde, her açan çiçekte hep sen varsın. Bir hanım geldi, sizi bekliyor. Randevunuz olduğunu söyledi, odanızı aldık. Pekala. Rahatsız etmiyorum ya. Yok canım, yemin hasret. Hoş geldiniz. Rahatınıza bakın. Biz de orkestrayla şarkı provası yapıyorduk zaten. Nasılsınız bakalım? Moraliniz nasıl? Daha iyi. Pardon, bir dakika müsaadenizi rica edeceğim. Alo? Sadık Bey, siz misiniz? Nasılsınız üstadım? Hemen bana kadar gelebilir misiniz? Sesini dinlemenizi istediğim bir hanım var da. Çok teşekkür ederim üstadım. Neticeyi akşam evde görüşürüz, sağ olun. İstediğin nedir Erol? Bu sizin yaptığınız anlaşmalara ihanet oluyor Arif. Baban senden daha titiz davranırdı bu konularda. Babam hapiste cezasını çekiyor. Onu karıştırma. Olanların hesabını mı sormaya geldiniz? Ondan haber ver. İyi yaptınız demeyeceğiz herhalde. Bırakalım çocuklar kendi aralarında görüşsünler bu mevzuyu. Sen bilirsin. Nasıl istersen. Erol'la Arif'in adamları gene kımıldanmaya başladılar Selim. Oysa ki uzun zamandan beri durulmuş, çatışmayı bir kenara bırakmış bir görünüş içindeydiler. Haklısınız efendim, onları alevlendiren bir şey olsa gerek. İki taraftan birinin menfaatiyle çatışan bir durum olduğu meydanda. Dün adamları üçüncü kez birbirlerine girmişler. Evet efendim. Sen benim en güvendiğim elemanlarımdansın Selim. Bu vazifeyi sana veriyorum. Onları adım adım takip et. Durumlarını da her an bana bildir. Emredersiniz. Var. Ayrıca çok değişik bir sese sahip. Demek beğendiniz. Sadece beğenmek değil, hayran oldum. O halde bu hanımla bizzat ilgilenmenizi rica edeceğim üstadım. Beni yetiştirdiğiniz gibi onu da kaliteli bir sanatçı yapmanızı istiyorum sizde. Bu pek güç olmayacak. Evet.
yakıyor yüreğimi bu sevda. Yavaş yavaş sarıyor yüreğimi bu sevda. Yalvarsam, yakarsam ne çare kar etmiyor. Ağlasam, sızlasam ne çare kar etmiyor. Ah bu sevda, ah bu sevda, ah bu sevda kara sevda. Ah bu sevda, ah bu sevda, ah bu sevda kara sevda. Çekerim bu sevdanın yüzünden. Yalvarsam, yakarsam ne çare kar etmiyor. Ağlasam, sızlasam ne çare kar etmiyor. Ah bu sevda, ah bu sevda, ah bu sevda kara sevda. Ah bu sevda, ah bu sevda, ah bu sevda kara sevda. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok iyi gidiyor. Bak buna sevindim işte. Her şey için binlerce teşekkürler. Yeniden hayata dönüşümü sana borçluyum Erol. Ya bunu sil aklından. Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Neden böylesine bir yaşantı içindesin Erol? Anlatması uzun sürer. Sürsün, ne olur anlat. Dinlemek istiyorum. Bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum neden böylesine bir yaşantı içinde olduğunu. Sebebi gayet basit Ayse. Çocukluğum sefalet içinde geçti. Yamalı pantolon, yırtık ayakkabılarla okula gidip gelirdim. Çok utanırdım bu halimden. Gizli gizli ağladığım olurdu geceler boyu. Sonraları gençlik yıllarında bir kıza aşık olmuştum. Daha doğrusu olduğumu sanmıştım. Kızın ailesi çok fakir olduğundan bana vermediler kızlarını. O anda ölmek istedim. Doğrusu ölüm çok geçti aklımdan. Ama sonraları zengin olmaya karar verdim. Zengin ve şöhretli. Ve sonunda oldum da. İstanbul'a adımımı attığımda 15 liram vardı cebimde. İlk defa gördüğüm, toprağına ayak bastığım bu şehirde ne bir yakınım bulunmaktaydı ne de bir akrabam. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı bile bilemiyordum. İstanbul'un kalabalığı, İstanbul'un hareketliliği ilk nazarda ürkütmüştü beni. Ne yalan söyleyeyim, bir ara geldiğim gibi memleketime dönmeyi bile düşünmüştüm. İstanbul'u koskoca bir arı kovanına benzetmiştim. Bu öyle bir kovandı ki, binlerce, yüz binlerce arı bütün bir gün boyunca dolaşıyor, oradan oraya uçuşuyor ve vızıltıları etrafı kaplıyordu. Bilmediğim tek şey bu arıların geceleri uykuya yatıp yatmadığıydı. Bir kısmının geceleri de uyumadığını çok sonraları öğrenecektim. Bir elinde sazım, diğer elimde eski bavulum olduğu halde köprü üzerinde ilerlerken birden memleketimden gelirken üzerime aldığım bir adres geldi aklıma. Şu fedai namzedini gönder de bir görelim bakalım. Olur şef. Gelin. Otur şöyle. Adın ne senin? Erol efendim. Demek seni memleketinden Murat Bey gönderdi. Evet efendim. Bu iş oldukça zor. Beceririm efendim.
Peki fedailiğin ne olduğunu biliyor musun? Çalışmaya mecburum. Razıyım. Fedailiğin de ne olduğunu biliyorum. İşe alındın. Paran var mı? Hayır. Niyazi sana para verip işini izah eder. Gidebilirsin. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sadece onlara bir ders vermeye geldik, tamam mı? İyi ama ya onlar bizden kalabalık olurlarsa? Sen istersen geri dönebilir miyim? Yok canım, yanlış anladın. Ben o manada söylemedim, evvelallah. Öyleyse yürüyün. Bizim aptalların içinde tek yara bere almayan sensin. Kendimi korumasını iyi bilirim efendim. Bundan sonra benim muhafızım olacaksın. Şimdi bunu kutlayalım. Tamam. Hikmeti istiyorum. Ben İhsan. Senelerden beri tasarladığım bir şey var süslü. Bunu tahmin ediyorsundur. Haklısın. Bu böyle sürüp gidemez artık. Birimizin ortadan çekilmesi lazım. Tamam. Yalnız olarak geleceğim. Senin de yalnız geleceğine eminim. Bir saat sonra dediğin yerde. Hadi hoşça kal. Sizin bu yaptığınız çılgınlık ya yalnız gelmezse? Hikmet merttir. Bunu da hiç kimse bilmez. Yıllarca önce basit bir pavyonda birlikte çalışırdık Hikmet'le. Sabahları da yatacak yerimiz olmadığı için pavyon localarında uyurduk. Bir lokma ekmeği paylaştığımız çok günler olmuştur onunla. Aradan yıllar geçti. Büyük şehir çarkı onu bir tarafa attı, beni bir tarafa. Birbirimizin can düşmanı yaptı bizi. Ama gene de Hikmet'e inancım devam eder. Neyse. Onunla karşılaşacağımız yerden 1 kilometre kadar uzakta duracaksın. Sakın onunla aramda olan bu işe karışmaya kalkma. O zaman külahları değişiriz. Karışmam şef. Hadi gidelim. Dünyanın en güzel atasözlerini atalarımız söylemişler. İşte onlardan bir tanesi. Su testisi su yolunda kırılır. Şimdi ya benim ya da Hikmet'in testisi kırılacak. Sen burada kalacaksın. Şef. İyi şanslar şef. Nasılsın süslü? İyiyim Balyoz. Hayli çökmüştün Hikmet. Haklısın. Aram para yaramıyor insana. Sen de kalınlaşmışsın İhsan. Rakıdan. Beni fazla ısrap çekmeyecek bir yerimden bu İhsan. Sen de fazla çektirme bana. Başlıyor muyuz? Yok.
asla acı çekmeyeceğim. Güle güle Balyoz. Beni orada fazla bekletme olur mu? Neden çocukluğumuzdaki gibi iki iyi arkadaş olarak kalmadık? Neden? Lanet olsun böyle kadere. Lanet olsun. Lanet olsun! Kanun namına teslim ol Hikmet. Su yolunda kırılıyor. Sonra emirleri benden alacaksınız. Patlamayın be, geliyorum. Telefonu kapattıktan sonra olduğum yerde bir müddet öylece kala kaldım. Ağladığımı kimsenin görmesini istemiyorum. İhsan Bey'e verdiğim sözü yerine getirmeliydim. İşte böylece çetenin reisi oldum. İhsan Bey öldü, Hikmet ise hapsi boyladı. Çok heyecanlı. Tıpkı bir roman gibi. Öyle. Oldukça heyecanlıdır yaşantım. Ne gün, nerede, hayatımın son durağına geleceğim belli değildir. Beni korkutuyorsun. Ben o kadar korkunç bir insan mıyım he? İleride nefis balık yapan bir lokanta var, yanında da kocaman bir salata. Ne dersin? Allah derim. O halde gidelim. Hadi. Demek Erol'u bahsettiğin o kadınla birlikte gördün. Evet şef. Sahilde baş başa balık yiyorlardı ha? Bu güzel haber işte. Kadının kim olduğunu tahkik ettiniz mi? Ettik şef. Erol onu şarkıcı olarak yetiştiriyormuş. Kadının da bir dediğini iki etmiyormuş. Ya demek öyle. Anlaşılan bu sefer sağlama hapı yuttu Erol. Anlayamadım şef. Anlaşılmayacak bir şey yok. Erol'un şu sıralar bir kadına aşık olması bizim için çok daha iyi oldu. Pazartesi akşamı sahneye ilk adımını atıyorsun Aysel. Sahi mi Erol? Buna ne kadar sevindim bilemezsin. Senin sevinmen beni de mutlu eder. O kadar heyecanlandım ki... ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şeyimi sana borçluyum Erol. Demek Erol'un sevdiği kadın... pazartesi akşamı sahneye adımını atıyormuş. Evet şef. Erol o gece için bütün basın mensuplarını da gazinosuna davet etmiş. Güzel. Ben dememiş miydim size Erol'un şu sıralarda aşık olması bizim çok işimize gelir diye? Pazartesi gecesi onların gazinosunda bir kavga çıkmasını istiyorum. Bu işte yeni adamlarımızı kullanacaksınız. Anlaşıldı mı? İçeride iki masa var şef.
Hadise çıkarmak için gelmişler adeta. Her an bir pandomina kopabilir. Bu fena haber işte. Mutlaka Arif'in oyludur. Aysel nerede? Yazıhanenizde gazetecilerle görüşüyor şef. Ne olacak şimdi? Yapacak bir şey yok. En iyisi bu gece Aysel'in sahneye çıkmaması lazım. Sen içeri git, Niyazi ve çocuklar tetikte olsunlar. Ben de şimdi geliyorum, hadi. Başla şef. Çabuk ol. Alacağın olsun Arif. Bir dakika. Baban senden çok daha mert bir insandı Arif. Durun. Benim gazinomda hadise çıkarmaya... Bak Erol, zaten başımız kafi derecede belada. Artık etrafla hırlaşmayı kısa bir zaman için bıraktım ben. Ne olsun istiyorsun? Benim bir şey istediğim yok. Benden hırsını almak istiyorsan iştahını başka bir güne sakla. Hadi eyvallah. Çok yakında görüşeceğiz seninle Arif. Yeni haberler var mı Selim? Var efendim. Arif dün gece Erol'un gazinosunda hadise çıkarmaya kalkışmış. Her iki tarafı da sıkı sıkı kontrola devam et Selim. Gözden kaçırma. Bizim için mühim olan aralarına yeni karışan adamları tespit etmektir. Emredersiniz. Bu parçayı Aysel için yaptım Niyazi. Bakalım beğenecek misin? Aysel için mi? Evet. Zannederim fena olmadı. Siz beğendikten sonra herhalde çok güzel bir şey olmalı şef. Yaşantını değiştirmeni istiyorum senden. Ben de istiyorum sevgilim. İnan bunu ben de çok istiyorum. Ama şimdilik imkansız. Seni anlayamıyorum. Hem çok ünlü bir sanatçısın, hem de... Hem de karanlık bir insan değil mi? Bir gün sana silah mı, ben mi diye soracağım.
Sorunun cevabını şimdi bile verebilirim Aysel. Her zaman sen. Ama... Ama? Bitecek bazı işlerim var. Bekleyeceğiz. Çok sürmesin. Sürmeyecek. Hadi şimdi sen berberine git. Akşam Niyazi'yi gönderip seni berberden aldırtacağım. Sen gelmiyor musun? Uğrayacağım yerler var. Adım daha atayım deme. Telefon eden bendim. Seni buraya çekip gebertmekti niyetim. Çok iyi etmişsin. Ne duruyorsun halde? Gör işini. Hadi çeksene tetiği. Çeksene. Hayır. Hayır. Yapamayacağım. Bu işler bana göre değil. Sersem. Demek beni öldürmen için Arif kiraladı seni. Evet öyle. Paraya ihtiyacım vardı, kandım ona. Ama şimdi çok iyi anlıyorum ki... adam öldürmek benim harcım değil. Erol! Erol iyisin ya! Öldürmek istemişler seni, öyle mi? Öyle Aysel. Niyazi'den haberi alır almaz doğru buraya koştum. Kimdi seni öldürmek isteyen? Tanıyor musun? İşte bu adam. Ha? İbo. Aysel. Artık konuşmanın zamanı geldi yavrum. Kimdi o adam? Seni intihara sürükleyen sebep neydi? Sen kimsin? Kimin, kimsen var mı hayatta? Hiçbir şeyi saklamadan anlatmanı istiyorum senden. Madem istiyorsun, her şeyi anlatacağım. Doğrusunu istersen Erol, kimimin kimsemin olup olmadığını ben de bilmiyorum. Halbuki bu gerçeği bilebilmek, kimimin kimsemin olup olmadığını öğrenebilmek için neler feda etmezdim. Hayatım boyunca analı babalı çocuklara imrendim. Onları daima kıskandım, hep yerlerinde olmak istedim. Balığa çıkmaya hazırlanan balıkçılar bir sabah eski bir teknenin içinde terk edilmiş olarak bulmuşlar beni. Kundaktaymışım daha o zamanlar. Kim bilir kim beni oraya bırakıp kaçmış. Üzerime iliştirilen kağıttaysa bir tek cümle yazılıymış. Kızınız gibi sevin. Gerçekten de sevmiş beni balıkçılar. Uğur saymışlar kendilerini. Sonra beni Suat Reis yanına almış, büyütmüş. Bu yaşa getirmiş. Karısı Hatice'nin de emeği inkar edilemez kadın. Yaşım ilerledikçe Suat Reis ile Hatice ablanın işlettikleri sahil aile balık lokantasında çalışmaya başlamışım. Zamanla işler o hale gelmiş ki, ne lokanta bensiz müşterilerini memnun edebilir olmuş, ne de ben bu insanlardan kopabilmişim. Ta ki İbo'ya rastlayıncaya kadar. Sizi korkutmak istemezdim. Ne arıyorsunuz burada? Hiç. Geceden sızık kalmışım. Burada uyunur mu hiç? Gece soğuk olur buraları. Biliyorum ama gidecek yerim olmayınca.
Gidecek yeriniz yok mu? Yok. Ne iş yaparsınız? Ne iş olursa, yeter ki namuslu iş olsun. Geceleri de yazın parklarda, kışın da köprü altlarında yatarım. Ya! Sizi korkuttuğum için tekrar özür dilerim. Allah'a ısmarladık. Bir şey mi söyleyecektiniz? Teklifim var. Bizim lokantada bir adama ihtiyacımız var. Acaba çalışır mısınız? Çalışmak mı? Memnuniyetle. Affedersiniz, isminiz neydi? İbrahim. Ama arkadaşlar İbo derler. Benim de Aysel. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Teşekkür edeyim İbo. Kalabalığımız kendimize yetiyordu. Bir de bu adamı getirdim başımıza. Kırma beni Hatice abla, açtı, işsizdi. Bir adama ihtiyacımız olduğunu söyledim. Bana kızmadınız değil mi? Sana kızmak elde mi? Yalnız kendimizi geçindiremezken onu nasıl geçindireceğiz ha kızım? Canım, Allah herkesin rızkını verir. Hem çalışkan bir delikanlıya benziyor. Öyle. İyi yaptın da işe aldın Aysel kızım. Evladım, şunları baştaki kasaya götürün. Buyurun. Senin sesinin güzel olduğunu söylemişlerdi. Hadi bakalım Meleğim, bir şeyler oku da dinleyelim. Ben oku dedim mi okunur, itiraza hiç tahammül edemem. Bırakın beni! Öp yoksa karışmam! Hey bırak kızı! Sana ne kabadayı? İçkini iç ve git buradan! Gitmezsem ne olur? O zaman zorla gönderirim! Buralardan! Bir daha da gözümüze gözükme! İçtiğin içki de sana hediyemiz olsun! Anladın değil mi? Bundan sonra da lokantaya adımını atayım deme! Yoksa çok fena yaparım seni! Defol buradan! Bir daha da gelme! Defol! Defol! İbo! İbo bir şey oldu mu sana? Aslan İbo! Yavrum benim ha! Aferin delikanlı, bileği kuvvetli çocuksun! Tabii! Çok teşekkür ederim İbo! Yok, teşekküre değmez Aysel! İnsanlar daima layık oldukları harekete muhatap kalırlar! Her neyse, biz işimize bakalım! Hadi, hadi. Gel bakalım, gel! Senin tahsilin var mı İbo? Yok! Niye sordun? Bilmem. Ağzım bizimkilerden bir başka türlü laf yapıyor da. Yani ne bileyim ben. Arada bir kitap gibi konuşuyorsun. Ya öyle mi? Hadi çocuklar gelin artık.
Olur Hatice abla, geliyoruz. İbo, kimsin sen? Garibanın biri. Bize bugüne kadar hiç kendinden bahsetmedin. Kimsen yok mu hayatta? Kimsem yok. Hayret. Niye hayret ettin? Benim de kimsem yok. Daha doğrusu olup olmadığını bilmiyorum. İkimiz de birbirimize benziyoruz bir bakıma. Bu kaderin bize bir cilvesi Aysel. Aysel, üşüyeceksiniz. Oo, ateş bacayı sarmış. Öyle benziyor. İbo iyi çocuk. Aysel dersen gelinlik çağı geldi de geçti bile. İbo da gariban, Aysel de. Evlendiririz ikisini de, olur biter. Biz de mümmetlerini görürüz bari. Sana bir haberim var Aysel. Yalnız önce üzülmeyeceğine dair söz ver bana. Kötü bir haber mi? Kötü ya Aysel. İbo hakkında. İbo hakkında mı? Akşam çekip gitmiş. Hı? Sana da bu mektubu bırakmış. Aysel, bu mektubu okuduğun zaman ben uzaklarda olacağım. Sana bahsetmediğim bir halam vardı Anadolu'da, ölmüş. Bütün malı ve arazisi bana kaldı. Çok fakirlik çektim, beni anlarsın. Allah'a ısmarladık, İbo. Ağlama. Üzme kendini, hadi. Ağladın yok Hatice abla. Gideni zorla tutacak değildik ya. Biz işimize bakalım. Aranızdan ayrılıyorum Hatice abla. Ayrılıyor musun? Oh, hakkınızı helal edin.
Ayşe, evladım benim. Allah'a ısmarladık Suat Reis. Tanrı yardımcın olsun yavrum. Allah'a emanet ol. Onlardan ayrılırken arkama dönüp bakmamak için çok gayret sarf ettim. Ama ne yapayım ki her tarafı hatıralarla dolu olan bu yerlerde daha fazla yaşayamazdım artık. Bir işe girip hayatımı kazanacak ve İbo'yu unutmaya çalışacağım. İşte böyle Erol. Artık her şeyi biliyorsun. Bütün umutlarımı yitirdiğim bir anda, canıma kıymak üzereyken, ölümden sen kurtardın beni. Hava serinledi Ayşe. Dönelim istersen. Dönelim. Bana daha önce paraya ihtiyacın olduğunu söylemiştin. Ama Ayşe'li terk edip giderken bıraktığın mektupta Anadolu'daki halandan miras kaldığını yazmışsın. Nedir bu işin doğrusu? Miras mı? O mektupta yazdıklarımın hepsi yalandı. Peki ama neden? Nedeni Ayşe'li hayatımdan fazla sevmem. Seven insan bırakıp gider mi? Benim yerimde olsan sen de aynı şeyi yapardın. Çünkü ben her an ölümü bekleyen bir kalp hastasıyım. Aysel ise hayat dolu bir kız. Düzgün konuşuyorsun. Tahsilli misin gibi bir halin var. Tahsilliyim ya. Bir vakitler yayın evlerine roman filan yazardım. O balıkçı lokantasına da kılık değiştirerek romanıma döküman toplayabilmek için girmiştim. Ama Aysel'i tanıdıktan sonra bu romanı yazmaktan vazgeçtim. Düştükçe düştüm. İşte şimdi de gördüğün vaziyette karşındayım. Üzülme dostum, düşmez kalkmaz bir Allah. Bu adamı tedavi ettir Niyazi. Kendisine tıp ne gerekiyorsa yapılsın. Para pul hiç önemli değil. Ne kadarsa karşılarım. Pırlanta gibi bir kalbiniz var şef. Yalnız parayı benim verdiğimi bilmesin. Tedavisi bitince de bu şehri terk etsin ve bir daha da Aysel'le yolumuza çıkmasın. Anladım şef. Şu ömrümde çekilmez çilelerim, götürme kalsın bende ayrılık çiçekleri. Bırakıp gittin beni derdimle kederimle, yaşarım her an seni içkimle kaderimle. Kim çekilmez çilelerim, götürme kalsın bende ayrılık çiçekleri. Bırakıp gittin beni derdimle kederimle, yaşarım her an seni hiç kimle kaderimle. Kim thank you.
Korkak adamlar! Benim gizlendiğim devre içinde forsumuzu 5 paralık etmişsiniz. Alt tarafı bir şarkıcı, hepinizi mum etmiş. Artık işe girişme zamanı geldi. Ya ben ya Erol. İkimizden birinin mutlak ölmesi lazım. Duyduğuma göre Arif sizinle karşılaşmak için hazırlık yapıyormuş şef. Hazırlık mı yapıyormuş? Maalesef öyle. Bunu sakın Aysel duymasın Niyazi. Olur şef. Ne olur buralardan uzaklaşalım artık Erol. Bir seyahate gidelim. Bu hayat, bu manasız mücadeleler ne zaman dinecek bilmek istiyorum. Yakında Aysel, çok yakında. Ben bu hayatı seviyorum mu sanıyorsun? Sen macerayı seven insansın. Artık sana inanmıyorum. Eğer bu kavgalar bitmezse ben senin hayatından çekileceğim Erol. Yalvarırım dinle beni şef. Al Aysel'i uzaklaş buralardan. Buna imkan yok Niyazi. Bunu sen de biliyorsun. Korkak çocuklar gibi kaçamam ben. Hem nerede olsam beni bulurlar. Sen bilirsin şef. Yalnız şunu söylemeden yapamayacağım. Arif düello için bu hafta içinde size telefon edecekmiş. Beni istetmişsin şef. Bak Niyazi, beni iyi dinle. Hiç itiraz etmeden Aysel'i alıp İbo denen adama götüreceksin. He? İbo denen adamı mı götüreceğim? Sen ne yaptığının farkında mısın şef? Evet, her şeyin farkındayım. Sevdiğin kadını elinde bir başka erkeğe mi gönderiyorsun? Evet. İhsan Bey su testisi su yolunda kırılır derken çok haklıydı. Bu vuruşmada ya Arif beni öldürecek ya da ben Arif'i. Şayet ben Arif'i öldürürsem ömrüm hapislerde geçecek. Senin anlayacağın benim için hayat bitti Niyazi. Hem şunu unutma ki bir kalp hastasının yaşama şansı şu an benimkinden çok daha fazla. Şef, şef yoksa Arif telefon mu etti? Bugün etti Niyazi. Düello içinde cumartesi gününü kararlaştırdık. Üzülme dostum. Şimdi Aysel için bir plan hazırlayacağız seninle. Yalnız yemin edeceksin bana. Ömrüm boyunca gerçeği senden başkası bilmeyecek. Erol! Bu ne cüret? Kapıyı çalmadan nasıl girersin içeri? Erol! Erol! Göreceğini gördün işte, artık kapıyı kapa da bizi rahat bırak. Bugün cumartesi. Ne yapalım cumartesi ise? Gezmeye götüreceğim demiştim beni. Ne sanmıştın yani? Seni sevdiğimi mi? Ben yalnız silahlarımı ve çeşitli kadınlarla sevişmeyi severim. Anladın mı? Ben seninle sadece bir müddet için eğlendim. Ama maskeler düştü. Hadi şimdi defol. Defol diyorum sana. Silahların da başında paralansın, kadınların da. Kurşunları gelirsin inşallah. Gidiyorum Erol. Beni bir daha hiç göremeyeceksin. Aysel, şayet kurşunlara gelirsem sevinir misin? Evet. Git, git! Çabuk götür onu İbo denen adama! Oh.
Günaydın. Yeni bir şeyler var mı? Haber aldığıma göre Erol ile Arif bugün Yeni Kapı'daki kömür iskelesinde karşılaşacaklarmış efendim. Yeni Kapı'daki kömür iskelesinde ha? Evet efendim. Saat tam 6'da. Yani 45 dakika sonra. Bu bir ölüm kalım düellosu Selim. Bu düellonun sonunda ya Erol ölecek ya da Arif. Tıpkı bundan önceki İhsan ile Hikmet'in düellosunu... Emredersiniz efendim. Artık her iki çeteyi de berhava etmenin zamanı geldi. Haklısınız efendim. Hadi bakayım. Hadi. Müsaadenizle. Birileri telefon edip 23 numaradaki hastayı ziyarete geleceklerini bildirdiler efendim. Ya demek öyle. Hayret ediyorum. O hastanın akıl hastanemize ilk getirildiği günü hatırlarım da bunca zamandır bir tek ziyaretçisi bile gelmemesine şaşar dururdum. Kimdir o hasta efendim? Eskiden çok ünlü bir sanatçıymış. Ama bazı karanlık işlere karışmış. Bir çetenin reisi olmuş. Boş silahla gittiği bir çatışmadan şans eseri kurtulmuş. Çetesi rakip çeteyle birlikte polisin eline geçmiş. Bir müddet hapishanede yatarak delilik teşhisiyle onu buraya getirdiler. O gün bugündür de burada. Çok enteresan. En enteresan tarafı hastanın ilk günü konduğu hücreden katiyen çıkmak istememesi. Neyse, bu ziyaretçilerin gelmesi hayli faydalı olacak zannımca. Erol. Şef, şef, her şeyi biliyoruz artık. Geçenlerde hapishanede ölen Niyazi son nefesini verirken bizi yanına çağırtıp her şeyi anlattı. Eğer Niyazi hakikati açıklamasaydı ne Aysel bir şey bilebilecekti ne de ben ömrüm oldukça hakikati öğrenebilecektim. Niyazi. Beni tedavi ettirenin de, Aysel'le evlenmemizi sağlayanın da sen olduğunu biliyoruz. Ben gene bir yayın evinde çalışıyorum. Bak, bir de çocuğumuz var. Onu elini öptürmek için getirdik sana. Ne olur, ne olur beni affettiğini söyle. Sizi tanımıyorum. Beni de mi tanımıyorsun? Hani beni intihardan kurtarmıştın? Sanatçı yapmak için nice emekler vermiştin. Bunları da hatırlamıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Lütfen bir şeyler hatırlatmaya çalış Aysel. İçeri girerken doktor geçmişe ait bir şeyler hatırladığı takdirde İyiliğe doğru yüz tutacağını söyledi. Peki benim için bir güfte yapmıştın. Onu da hatırlamıyor musun? Güfte mi? Göründüğü yine bitmez yolculuk.
merhaba derken başlar ayrılık. Gülmeyi bilmem, şarkım hıçkırık. Nasıl güleyim, kader rüzgar? İlk defa duyuyorum bu küfteyi. Gidelim Aysel. Gök sanki yerde, İnsafı yok mu bir an dur esme. Son gecedeyim kader rüzgar. Oyuncak oldum onun elinde, esiyor keder gibi kalbimde. Ne arar bilmem hala mazimde, son nefeste bir kader rüzgar. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. İyi bak ahbap. O zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, niçin? Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için... Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek alıyoruz. İşte bu filmde gırgırım yerinde. Adını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim. Yanık yanık yüzlerine, ona sırlı ellerine. Yanık yanık yüzlerine, ona sırlı ellerine. Dostluk kaçan dillerine, kurban olam senin. Senin, senin, senin kardan. Ovam sensiz neye yarar, sen varsın ya baharım. Ovam sensiz neye yarar, sen varsın ya baharım var. Bereket getiren elin, yüreğinde tek düşüncen yarın. Yarın, yarın, yarın garip. Bereket getiren elin, yüreğinde tek düşüncen yarın. Kurban sevenlere toprağımın gülüsün sen. Kim bilir yarın nerede duyulacak sesin. Sesin, sesin, sesin gel. Toprağımın gülüsün sen. Kim bilir yarın nerede duyulacak sesin. Thank you.